Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Ankara Anlaşması vize başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bu döneme kadar yapılan başvurular değerlendirme aşamasında. Programımıza gelen mesajlar ve aldığımız haberler son günlerde gelen sonuçların olumsuz olduğu yönünde. Immigration Connection firması direktörü göçmenlik hukuk uzmanı Nusra Şahin'e red nedenlerini ve yapılabilecek itiraz başvurularını sorduk. Londra gününde güzel bir parka geldik efendim. Immigration Connection direktörü, göçmenlik hukuku uzmanı Nusra Şahin ile birlikte bu hafta Ankara Anlaşması red nedenlerini konuşacağız. Nusra Hanım, özellikle bize de birçok mesaj geliyor. Bu dönemde redler oldukça çoğunlukta. Bu noktada sizin değerlendirmenizle başlayalım isterseniz. Özellikle ilk başvurulardan, Türkiye'den yapılan Ankara Anlaşması ilk başvurularında red oranları şu an gerçekten gündemde. Bu ülke içinde yapılan başvurularda bu oran çok daha az. Evet, UK dışından, yani Türkiye'den diyelim, tabii Dubai'den de başvuran var, yurt dışından başka ülkelerden başvuranlar da var. Ülkeye giriş amacıyla yapılmış Ankara Anlaşması başvurularında red oranlarının gerçekten çok çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz maalesef. Maalesef bize de dediğim gibi birçok mesaj geliyor. Bu noktada özellikle birçok Ankara Anlaşmalı bizden Büyükelçilikle irtibata geçmemizi dilediler. Biz de Sayın Büyükelçimizi yayınımıza aldık. Onların da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen İngiltere Hükümeti'nde Ankara Anlaşmalılar için onları destekleyen görüşmeler yaptığını da söylemişlerdi. Umarız önümüzdeki süreçte bu düzelir. Peki şöyle gözlemlemeniz, red sebeplerinin en çok hangi yoğunlukta olduğunu söylüyor? Tabii bazı başvurularda red nedenlerinde tümüyle hepsi yanlış ya da hatalı tabii ki diyemeyiz. Çünkü bazı başvurularda bireylerin eksik bilgiyle, eksik belgeyle başvurduğunu görebiliyoruz. Bazı başvurularda görüşme yaptığım zaman kişiye diyorum ki hani sunduğun belgelere ve iş plana bakarak memurun hatalı olduğunu söyleyemem. Bu durumda yapılacak bir administrative review aslında hani inanarak, hakkını arayarak değil, yapılıyor olmayacaktır. Öyle durumlarda kişiye itiraz etmesinin çok hani mantıklı olmadığını, memurun haklı olduğunu söylüyoruz. Evet. Ama birçoğunda, yani bana ulaştırılan red nedenlerinde bazı ortak noktalar dikkati çekiyor. Bunlar daha çok değerlendirme hataları. Aslında normalde talimatnamede yer almayan, emsal davalarda tavsiye edilenlerin ötesinde ilgili kanuni düzenlemelerin 1973 kanunlarının kapsamına baktığımızda bunlarla örtüşmeyen ya da bunların çok çok daha yüksek standartlarla vatandaştan ekstra konunun daha da ötesinde şeylerin istendiğini görürüz. Mesela rekabet analiz raporunun istenmesi, rekabet analiz raporu varsa bunun beğenilmemesi. Satış raporu, satış analizi istenmesi, sunulanların beğenilmemesi. Sunulmadığı zaman neden bu yok? Sunulduğu zaman da bunu neye göre buldun? Sonuçta aslında iş planı bir projection, yani bir geleceğe yönelik bir projeksiyon, bir öngörü. Her şekilde bir iş planının içerisinde bazı unsurlar bir genel kapsam olarak, bir plan, bir objektif olarak realistik ve realistik çerçevede araştırmalar sonucunda konuluyor. Bu araştırmaların, bu detayların konuluş mantığı da aslında iş planının, yazarın, şahsın kendi planlamasının da bir ürünü. O yüzden bir iş planı diğerine aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bazı değerlendirme hatalarında bu gibi iş planının yetersiz bulunması, detayları, araştırma, raporlar, analizler, bunlar göze çarpıyor. Bir diğer çok göze çarpan, tekrar eden, bir başka beni kaygılandıran bir nedeni de başvuran kişilerin iş kurma deneyimi olmadığını dile getiriyor. Mesela diyor ki senin Türkiye'de ya da Birleşik Krallık'ta daha önce bir iş kurma deneyimin yok. Böyle bir kural aslında yok. Bundan yola çıkarak tabii orada bazı yorumlar, görüşler belirtiyor ama bu yola çıkış noktası da doğru değil. Tam olarak aslında kanunlar diyor ki bu kriterler içerisinde bu koşulları ele alın diyor memurlara. Talimatnameler öyle diyor. Memur ilgili kontekstin biraz dışında değerlendiriyor. Aslında birazcık bahane
arıyorlar diyebilir miyiz? Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Yani şimdi böyle bir şey aslında biraz niyet okumaya girer. Doğru olmaz. Onun yerine hani biz ne diyebiliriz? Buna bakarak hani objektif bir şekilde, neutral bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bu tarz bir davranış bir caseworker'ın, dosya değerlendiren bir ekibin takınması mantıksız. Böyle bir sonuca varılması aslında biraz memurların deneyimsizliğiyle konuya, çünkü Ankara Anlaşmaları çok kompleks başvurular. Onlar için biraz deneyim, biraz spesifik Birleşik Krallık'taki sektörlere ilişkin bilgi, bu Türk vatandaşlarına özgü bir durum, ona ilişkin lokal belgelerin anlaşılmasına ilişkin altyapı, bunlar lazım. Ama şimdi ben hani tutup da yok bahane arıyorlar dersem çok oradan bir yere varamayız. Ama bizi ilgilendiren kısmına bakacağız. Bizi ilgilendiren kısım önümüzde görülen red nedeni ve burada neler var. Orada da maalesef düzenlemelerin, kanuni kapsamın dışında ötesinde konuyla aslında çok da gerçekte o kararı negatif etkilememesi gereken şeyleri negatif etkiliyor olması. Peki bu noktada itiraz bir hakkı doğuyor mu? Özellikle Ankara Anlaşmalıların çünkü bu noktada yapması gerekenler, özellikle bazı gözden kaçan noktaların yakalandığını söylüyorsunuz. Bu noktada itiraz durumu nasıl işliyor? Administrative review dediğimiz bir itiraz yöntemi var. Bu mahkemeye direkt itiraz etmekten farklı bir durum. Çünkü administrative review başvurularında aslında home office'in ilgili departmanına dosyamıza tekrar bakılmasını istiyoruz. Çünkü memur dosyayı incelemelerken şu gibi hatalar yaptı, değerlendirme hataları yaptı, oradaki evrakları anlamadı, görmedi, yanlış yorumladı ve dolayısıyla kararını yanlış anlaşılmış ya da görülmemiş evraklar üzerinden dile getirdi. Bu noktada tabii ki sadece yanlışa işaret etmek yetmiyor. Administrative Review'nun kapsamı her ne kadar hukuki anlamda olaya katılmadığı, hani hukuki kapsamda bir yargısal inceleme değilse, idari anlamda memurun uygulamasındaki hataları bulmaksa da bence bu noktada yapılan değerlendirme hatalarının çoğu hani yapılan verilen kapsamın dışında iş planının analizine falan gittiği için kesinlikle kişiler hukuki bağlamda da yanlış değerlendirmenin olduğuna vurguda bulunmalarını, yani bunu sunmuştum, görmemişsiniz. İşte ya da benden iş, bana daha önce bu konuda iş deneyimin yok demişsiniz. Hani iş kurma deneyimin yok demişsiniz. Ancak işte ben şu belgeleri sunmuştum. Evet ama aslında böyle bir kural da yok yani kanunda. Hani gibi şeylerin mutlaka bulunması lazım. Peki onlar nasıl sonuçlanıyor bu durumda, yapılan itirazlar? Administrative review'lerde başarı oranları tarihsel olarak bakıldığında aslında çok yüksek değil. Bunun nedeni administrative review'ler sadece dosyada hali hazırda sunulmuş belgelerin üzerinden yapılan bir değerlendirme. Mahkemedeki itiraz mahkemelerinden farklı bir durum bu. Yani yeni bir evrak sokulamıyor, yeni bir evrak eklenip yeni bir açıklama unutmuştum ekliyorum denilemiyor. Bunlar çok değişti. Bu immigration, göçmenlik alanındaki itiraz konusundaki genel süreçler, prosedürler. Dolayısıyla administrative review sadece daha çok böyle öğrenci vizelerinde, işte aslında sunulmuş olan bir sertifikanın orada olmadığının görülememesi ya da hesapta olan bir bankada olan paranın gözden kaçması ya da okulla ilgili bir çek yapılırken memurun yanlış tabloya bakıp yanlış sonuca varması gibi somut hatalar da daha çok sonuç veriyor. Ancak Ankara Anlaşması'nda bir önce de söylediğim gibi değerlendirmelerdeki hatalar daha çok hukuki ilgili kontekstin dışında değerlendirmenin yorumlarla, biraz ben ona spekülasyon diyorum, biraz spekülasyonla gidiyor olması biraz daha hani acaba administrative review'de bununla ilgili yapılan açıklamalar ne kadar kabul görecek merak ediyoruz. Biraz bu anlamda hani sorunun aslında sadece 3-5 dosyayla değil yüzlerce dosyayla ilgili olması ve birçok konuyla ilgili yeni departmanın hakikaten çok da somut hatalar yapmış olması belki dikkati çekip bu başarı oranlarını yükseltebilir. O yüzden hani konsolosluğumuzun da büyükelçiliğimizin de çabaları bence çok değerli. Çünkü muhtemelen Brexit öncesindeki bu yığılmayla baş etmeye çalışıyor Home Office. Diğer yandan da bizim ülkemizde de Türk yani vatandaşlarımızda da ben şunu görüyorum. Hani aslında bizim böyle bir planımız yoktu. Bir form doldurduk, biz de bir başvuru yapalım dedik. Hakkımızı kaybetmeyelim dedik. Hani o yüzden gözden kaçırılan birçok nokta oluyor belki de, değil mi? Evet. Yani bu da ne oldu? Ama zaten siz yayınlarınızda, yaptığımız yayınlarda sürekli söylüyordunuz. Yapılan hızlı başvurular size bir şey katmayacak. Mutlaka dikkatli hareket edin diye. Genelde de özellikle
hem Büyükelçinin hem de konsolosluğun bu noktada devreye girip bir iletişim kurması İngiltere hükümetiyle diye. O yaptığımız çağrılar da herhalde karşılığını buldu. Siz arka planda da bunun çalışmasını yürütüyorsunuz herhalde. Sağ olsunlar. Evet, ben çok çok memnunum bunların gelmesinden. Çünkü olay sadece hukuki anlamda değil, bir de hani bir anlamda da orada hani iyi niyet çerçevesinde iletişimle, işbirliğiyle ortada bir istenmeyen bir hata varsa bunun gerekli birçok legal süreçten kurtarabilir bir hatanın bu tarz siyasi kanallarla. Çünkü normal koşullarda da hani iletişim vardı her zaman. ECA departmanı her zaman konsolosluğumuzla, büyükelçiliğimizle temas halindeydi. Dolayısıyla bu tarz bir aradaki bir diyalog bence çok faydalı. Evet, biz hep çağrımızı yaptık, arka planda da bir şekilde kendileri direkt ya da dolaylı olarak iletişim halindeyiz. O yüzden çok çok memnunuz. Müslüman Hanım, hemen şunu da sormak istiyorum son olarak. Siz Immigration Connection firması olarak itiraz başvurularını nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl hizmet veriyorsunuz daha doğrusu bu noktada? Şöyle yapıyoruz. Tabii ki eğer red alan dosya kendi dosyamız, müvekkilimizse dolayısıyla dosyadaki detaylara zaten hakim oluyoruz. Belgeleri bizde oluyor. Bunların üzerinde çalışmaya başlayabiliyoruz direkt olarak. Vatandaşlarımızdan başvurusunu kendi yapmış olan ya da başvurduğu danışmanının itiraz yetkisi olmayabilir. Bu konuda da çok önemli bir şey bu. İtirazlar belli temsilciler tarafından yapılabilir. Kişinin mutlaka lisans konusunu check etmesi lazım. Diğer türlü bir uzman gözükmeyecektir temsilci olarak o itiraz başvurusunda. Bizde dışarıdan gelen ya da yönlendirilen kişiler oluyor. Çünkü kendisi yapmış oluyor ya da bir danışmana başvurmuş oluyor. O noktada biz bütün dokümanları alıp yani ön görüşmelerimizi yapıyoruz tabii. Dosyayı açtıktan sonra dosyadaki iş planını ve destekleyici dokümanları bir araya getirerek bunların red nedeniyle karşılaştırıcı bir açıklama, bir süreç yapıyoruz, bir inceleme. Müvekkilden bu itirazla ilgili, redle ilgili, red kararlarıyla ilgili açıklamalarını alıyoruz, yazılı ve sözlü. Akabinde bizim elimizdeki bütün bu Ankara Anlaşması'na ilişkin talimatnameler, düzenlemeler, emsal davalar üzerinden oluşmuş olan belli hukuki altyapı var. Bunlarla birleştirerek bir savunma hazırlıyoruz ve uzun uzun oluyor. Arkasından da bu arkadaşlar için, yani hepsine gerekmeyebilir ama mutlaka ek olarak açıklayıcı tekrar savunma gönderiyoruz. Amacımız administrative review'de hem idari inceleme hem hukuki incelemeyi elimizden geldiğince birlikte, hani o dosya izin verdiği şekilde birlikte ele almak. Sanki bir savunma, mahkemede bir savunma, bir argüman yazar gibi bütün bunları başta koymak. Sonrasında temsilci olarak da kendimizi gösterdiğimiz için bütün iletişimi de onlar adına yürütüyor oluyoruz. Hani en başta büyük bir savunmayla belki bir sonraki sürece gitmesini engelleyebilir miyiz? Amacımız o. Umarım birçok arkadaşın bu başvurularla sonucu değişir. Hani o yüzden bir de şunu söylüyorum ben sık sık. Hani tarihte bu oranların düşük olması, haklıyım diye, haklıyım ve hakkımı aramak istiyorum diyen insanları vazgeçirmesin. Tabii ki bu herkes takip etmek, devam etmek istemeyebilir. Buna bir bütçe ayırmak istemeyebilir. Ancak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa ve bütçeleri varsa kesinlikle Immigration Connection da olabilir, başka firmalar da olabilir. Bu aşamada mutlaka uzmanla çalışsınlar. Bu benim tavsiyem, çünkü gerçekten son şans. Uzmanlar çok şey katabilir. Çünkü o olayın, Ankara Anlaşması'nın hukuki anlamda altyapısını biliyorlar. Oradaki red nedenlerine baktıklarında onun neyi ihlal ettiğini çok net görebiliyorlar. Ve yılmasınlar. İnşallah herkes için çok çok olumlu sonuçlanır. Yani güzel olur. Bunun akabinde hak edenler vizelerini alsın istiyoruz.